Evet arkadaşlar, bugünkü soframızı Şövalye Adası'na karşı Çalış sahilinde kurduk. Başka yerlerde kediler, köpekler misafirimiz olurken burada da güvercinler misafirimiz oldu. Eşim onları besliyor. Kahvaltımıza ortaklar. Hep birlikte güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Oh. Yengeniz de bol bol, maşallah, bol keseden atıyor. Hadi bakalım. İçtikleriniz kan olsun, yedikleriniz can olsun. Hadi afiyet olsun. Oh. Şu kocuğum, biz bugün aç kaldık galiba. Ne diyorsun bu işe? Allah bereketini verir onu. Amenna. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Yavaş. Yavaş yavaş. Hızlı hızlı çekersen ağzı burnu kopar. Kıyamet onlar kopar. Bunları yem ver. Baktasın gör, baktasın. Evet, evet. Nasıl yiyor hele. Hadi bakalım. Balık olsun da gelişi kolay. Evet. Canlı yayında bir balık. Bakalım ne gelmiş. Yavaş yavaş. Kıyıya geldi mi daha tehlikeli olur. Yavaş. Bak, kıyıya geldi mi gider, kopar. Palamut. Evet. Mı? Yok. Palamut değil. Akya. Maşallah. Evet. Bana bir resmi çeksen ya. Akşama YouTube'da izlersin ya. Maşallah. Maşallah. Nasıl, iyi mi? Evet. Dalgıç kardeşim saatlerdir geziyor burada. Bir tane alamadı. Yok. Sen hiç uğraşmadan, suya bile girmeden. 8-5-2. Mamuna mı geldi o ya? Kardeş adam. Ha. Kardeşe çok atlar bu. Şey, evet. Canlı. Canlı canlı. Sardalya'ya da güzel geliyor. İlk balık ablacığım. Maşallah maşallah. Ne deniyordu buna? Akya. Hayır. Olur mu? Derya kuzusu. Evet. Evet, Deniz kardeşimiz Akya'nın heyecanıyla tekrar tekrar görüntü alıyor. Yani kolay değil. Herkese kısmet olan bir balık değil. Afiyet olsun Deniz kardeşim.
Gerçek hazineyi buldu. Balık adam kardeşimiz. Nasıl, var mı bir şeyler? Yok abi, kursu topladım, işte rafalı topladım. Hepsi o. Yani. Yok ki bir şey. Evet. Oraya gittim. Balık beyesi yok orada. Bu şekilde yatıp beklemeye, dalgıçlık dilinde agoşon deniyor. Bu şekilde böyle suyun altında yatıp beklemeye, bakın aynı askerdeki gibi paletler dümdüz, yani topuklar tam yatık, paletler tam yatık, yani tam siper dediklerine. Bu duruşun adına bir şey deniyordu. Ne deniyordu? Agoşon mu? Nasıl? Bu duruşun adına bir şey deniyordu. Agoşon. Agoşon değil mi? Evet. Şövalye Adası'nın şat burnuna bakan ucu burası. Bu sahilin adı boydan boya Çalış Sahili. Güzelim, karaya ineceğine suya indin ya. Evet. 16 Aralık'taki yağan kar biraz aşırı sıcaklardan dolayı biraz erimiş. 16 Aralık'ta bayağı bir kar vardı, görüntülemiştik. Bugün itibariyle tabi hava 22-25 dereceleri arasında seyrettiği için kısa sürede erime gösteriyor. Şimdi biraz sonra da Akdağları görüntüleyeceğiz. Biraz yukarıya bir yere çıkıp. Burası boydan boya öyle Çalış Sahili. Şurada da Karataş Koyu var. Biz bazı koylara kendimiz isim veriyoruz. Biz buraya Tulumbalı Koy diyoruz. Ondan sonraki gelen sahilin adı da Karaot Plajı. Böyle daha sonra şu adanın karşısında da hemen şu gördüğümüz adanın karşısında da Katrancı Koyu var. Burası Kızılada. Hemen yanında Şövalye Adası. Şövalye Adası bir kol uzunluğunda olduğu için, kol gibi olduğu için diğer bir ucu burası. Şövalye Adası'na her yerden ulaşım olduğu gibi bu iskeleden de ulaşım var. Kemal adında bir tekneyle hem yolcu taşınıyor hem de Kemal adındaki tekneyle hem yolcu hem de buradaki kumlar gidiyor adaya. Adadaki inşaat işleri için.
bahsettiğimiz Kemal isimli tekne geldi. Kemal Reis. Evet. Şövalye Adası'na buradan hem müşteri götürüyor hem de buradaki kumlardan inşaatlara malzeme, inşaat malzemesi olan bu kumları götürüyor. Kaç kişi gelirse, bir kişi bir kişi, beş kişi beş kişi. Şövalye Adası'nda maalesef motorlu araçlar bulunmuyor. Zaten motorlu aracın gideceği bir durum da yok. Evet. Bugün hava çok güzel yine. 22-25 derece arasında. Fakat tekneye binenler mont giymek zorunda. Ama balığa gelenler, balık avlamaya gelenler de böyle atletle güzel bir gün geçirebiliyorlar.